Merhabalar sevgili arkadaşlar. 18 Mayıs 2024 Cumartesi gününün enerjisinden bahsedeceğiz. Şimdi sevgili arkadaşlar sabah saatlerine öyle bir değişken bir enerjiyle başlıyoruz güne. Fikirlerde değişiklikler, kararlarla değişiklikler söz konusu. Aynı zamanda daha böyle mantıksal hareket edeceğimiz bir dönem. Daha çok böyle mantığımız doğrultusunda ilerleyeceğimiz bir zaman dilimindeyiz. Sabah saatlerinde sevgili arkadaşlar daha böyle güçlü kişilerden aynı zamanda otoriter kişilerden kısmetler, şanslar, destekler görebileceğimiz bir açı söz konusu. Şans ve fırsatlara açık olacağız. Yapmak istediğimiz, başlatmak istediğimiz, ilerletmek istediğimiz işlerde şanslar ve fırsatların bizi beklediğini göreceğiz. Yani bazı şanslar, fırsatlar ayağımıza gelecek diyebiliriz hepimiz için ya da bazılarımız için ise şöyle bir durumda söz konusu sevgili arkadaşlar. Güçlü kişilerle tanışabilir, lider kişilerle tanışabilir, otoriter kişilerle tanışabilir. Hayatınızda dönüm noktası olabilecek durumlar ve olaylar da yaşama gibi bir durumunun söz konusu olabilir. Güneş-Jüpiter kavuşumu gerçekleşecek bugün. Güneş-Jüpiter kavuşumu bolluğun, bereketin, şansın yoğun olduğu zamanlar sevgili arkadaşlar. Yani her neyle uğraşıyorsak, her ne iş yapıyorsak sevgili arkadaşlar bu konularla alakalı çoğalmak, bolluk olması, artma gibi durumların söz konusu olması mümkün diyebiliriz. Yani parada bolluk bereket enerjisi, aşkta bolluk bereket enerjisi, ne bileyim arkadaşlık ortamında bolluk bereket enerjisi. Yani şanslı bir gün aslında, güzel enerjileri olan bir gün diyebiliriz hepimiz için. Aynı zamanda yurt dışı bağlantılı konularda fırsatlar bulma, eğitim konusuyla alakalı yine şans ve fırsatlar bulma. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar seyahat konularıyla ilgili, uzak mesafeli konularla ilgili yine bir şans fırsat bulma gibi durumların söz konusu olması mümkün diyebiliriz hepimiz için. Sevgili arkadaşlar öğle saatlerinde biraz böyle aldanma, aldatılma gibi durumlar söz konusu olabilir. Kandırılmalara açık olabiliriz. Buna da dikkat edin. Evet, şans ve fırsatlar var ama bu şans ve fırsatları başka birini de kandırmayla da kandırmak isteyen kişilerle de karşılaşma gibi de bir durumumuz da var. Yani gerçekten hangisi şans fırsat, hangisi gerçekten hangisi kandırılma gibi durumlar söz konusu. Buna bu enerjileri iyi ayırt etmemiz gerekiyor. Yani şans ve fırsatları yakalayacağız derken kandırılabiliriz, aldatılabiliriz, aldanabiliriz, yanılabiliriz, hayal kırıklıklarına uğrayabiliriz. Bu tarz etkiler söz konusu. Yine öğle saatlerinde özellikle de içki kullanan biriyseniz bu içtiğiniz alkolle alakalı sıkıntılar söz konusu olabilir diyorum. Ya da içtiğiniz ilaçlara, kullandığınız ilaçlara, her zamanki içtiğiniz ilaç değil ama bilmediğiniz bir ilacı içmek de bir size sağlık açısından da sıkıntı yaratabilir diyorum. Şimdi saat 12 ile saat 1.30 arası ay boşlukta olacak sevgili arkadaşlar. Bu 12 ile 1.30 yani 1.5 saatlik dilimde çok böyle önemli işlerinizi ya da imza atma gibi işlerinizi ya da karar vermede acele etmemeye gayret gösterin ya da bu zaman dilimi içinde yapmamanızı tavsiye ederim. Çünkü ay boşluktayken yaptığımız her şeyin belirsiz olması ve boşlukta olması var. Neticeye gitmiyorum sevgili arkadaşlar. Ay boşlukta yapılan, başlatılan, karar verilen her şey boşlukta ve neticeye gitmiyor, sonlanmaya gitmiyor, askıda kalma gibi bir durum söz konusu gibi olabilir. Yani ne diyoruz? Evet, biz böyle bir şey konuştuk, böyle bir karar verdik ama öyle kaldı, sonra da bir şey olmadı gibi bu tarz kelimeleri kullanan, bu tarz cümleleri kullandığımız çok durumlar söz konusu hepimizin hayatlarında. Yine aynı durum ve enerjiler söz konusu olabilir.
Saat 1.30'dan sonra Ay terazi burcuna geçecek ve biraz daha biz demeye başlayacağız. Benlikten çıkacağız. Biraz daha biz demeye başlayacağız. İlişkilerimiz ön planda olacak. Partner, sevgililik, sevgili, evliliğimiz, flört ettiğimiz kişiler, hayatımızdaki kişiler. Yani öğleden sonraki saatlerde ilişkimize odaklanacağız. Sevdiğimiz insana odaklanacağız. Evliliğimize odaklanacağız sevgili arkadaşlar. Ve burada güven arayışı içinde olacağız bir yandan da. Yani sağlamlık arayacağız ilişkimizde, evliliğimizde, güvenilirlik arayacağız partnerde. Bu tarz etkilerin söz konusu olması mümkün diyebilirim. Yine Venüs Uranüs kavuşumunun sevgili arkadaşlar sürpriz konular, sevdiğiniz kişilerden gelecek olan sürpriz hediyeler, sevdiğinizin yine karşı tarafın yani partnerinizin size yapacağı yine sürpriz konuların ve size yapacağı hediyeler birdenbire karşınıza hiç ummadığınız şekilde çıkması, hiç ummadığınız şekilde bir teklifle gelmesi mümkün olabilir diyorum. Aynı zamanda yine günün öğleden sonraki saatlerde daha böyle özel bakımlarımıza, cilt bakımlarımıza, alışverişe, kuaföre, sanatsal aktivitelere yönelebiliriz. Biraz daha diplomatik enerjilerde olacağız aynı zamanda. İlişkilerimiz evet ön planda ama her türlü ilişki ön planda olabilir. Sosyal de olacağız. Arkadaşlarla görüşmek, bir araya gelmek, sosyalleşmek, hayatımızın her alandaki kurduğumuz ilişkileri dengeye getirme, herkesle denge çabasının hakim olması mümkün diyebilirim hepimiz adına. Evet, dostluklar önemli olacak. Sevgi olmazsa olmaz diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Sevgi, partner, yani partnersiz yapamayacağız, sevgisiz yapamayacağız. Sevilmek isteyeceğiz ve sevmek isteyeceğiz. Bu tarz enerjilerin bizi beklediği bir hafta sonuna da geçiş yapıyoruz diyebilirim hepimiz adına. Evet sevgili arkadaşlar, bakalım mesajımız ne olacak? 18 Mayıs 2024 Cumartesi gününün mesajı diyoruz. 18 Mayıs 2024 Cumartesi gününün mesajı. Dinarların ikilisi geldi. Yıldızlarla birlikte alametleri eşliğinde dönmekteyim. Yani iki durum arasında kalma, iki olay arasında kalma, kararsızlık yaşama, İki teklif, iki şans, iki kişiyle birlikte yani belki de hayatınızda kimse yok. İki kişi birdenbire karşınıza çıkabilir ve sizden ilgisi olduğunu gösterebilir. Belki bir işiniz yok ama aynı anda iki tane iş teklifi gelebilir. Bu tarz enerjilerin söz konusu olduğu bir durum var. Yani bir ikilem var, bir ikilik var sevgili arkadaşlar ve sizin ortada kalmanız, dengeyi bulma çabanızın hakim olması mümkün diyebilirim bu kart için. Evet. Kanatlarını açarak uç, kabiliyetlerinin farkına var, bağımsızlık ve yaratıcılığını savun diyor. Ateş Kraliçesiyle burada. Yani burada ne diyor? Kanatlarını açarak uç. Uçma vakti geldi artık. Kendinize güven, kabiliyetlerinizin farkına var. Bağımsızlık ve yaratıcılığını da savun dedi. Evet, burada dengeye gelmek için ne karşı tarafı fazla pohpohlayın ne de kendinize haksızlık yapın. İlişkilerde de bir denge çabasına dengeyi kurmanız gerekiyor. Alıp verme dengesi şart oluyor sevgili arkadaşlar. Yani hep karşı tarafa sevgi vermek ya da hep karşı taraftan sevgi beklemek olmuyor. Sevgiyi de alıp verme dengesini korumak gerekiyor. Burada zaten kabiliyetlerinin farkına var. Bağımsızlık ve yaratıcılığını savun dedi. Kanatlarını açarak da uç diyor sizlere. Demek ki artık bazı şeylerin zamanının geldiğini de gösteriyor bu kart bize. Yani artık durma, uçma vakti geldi dedi mesaj kartımız. Evet, günün enerjileri böyleydi sevgili arkadaşlar. O zaman sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün diliyorum. Allah'a ısmarladık.